Bugün 22 Ekim 2019 Salı T24 Manşet'e hoş geldiniz. Manşete ilk olarak dün başladık. Bugün ikinci bültenimiz dünyadan ve Türkiye'den haberler, yorumlar ve analizlerle hafta işi her gün saat 17'de sizlerle buluşacağız. Bültenimizi T24.com.tr sitesinden, T24 YouTube kanalından, Daily Motion hesabımızdan, izlesene.com'dan, Facebook'tan izleyebilirsiniz. Evet bu giriş yeter herhalde. T24 manşet başlıyor. Soçi. Bugünün gündemi Soçi. Şu an haber bekliyoruz Soçi'den. Biliyorsunuz Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşmanın süresinin bitmesine saatler kalmış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Soçi'de ve Rusya lideri Putin'le görüşmeleri sürüyor. Bu görüşmelerin sonucuna göre Suriye'deki gelişmeler yeni bir yön kazanabilir. Evet, Suriye'de yeni bir dönem mi başlayacak? Herkesin gözü Soçi'de bugün şu sıralarda Türkiye'de oraya bakıyor, ABD'de oraya bakıyor, Suriye'de, Çin'de, İran'da ve Kürtler'de hepsi Soçi'ye bakıyor. Oradan gelecek habere bakıyor. Gelecek habere göre Barış Pınarı harekatı bitebilir de devam da edebilir. Bir ihtimal daha var o da Macron tarafından dillendirildi sürenin uzatılması yani bir süre daha bu durumun korunması ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron'u çok sıcak bakmıyor ve Türkiye'den bu ihtimalin pek gerçekçi olmadığı yolunda açıklamalar yapılmış durumda. Yine de sürpriz olur mu bilemiyoruz. Şimdi Erdoğan'la Putin bir araya geliyor ve hepsinin de ikisinin de çok sıkı hazırlığı var. Neler hazırladılar bu iki lider? Birbirlerinden neler isteyecekler? Bir tahmin yürütmeye çalışalım bu zirvenin sonucunu beklerken. Erdoğan Putin'den ne isteyebilir? E, güvenli bölgeyle ilgili mutlaka talebi olacaktır. E, Fırat'tan Irak sınırına kadar bölgede 32 kilometre derinliğinde bir alanı istiyor. Bu alanı, bu güven, e, güvenli bölgeyi Putin'in de onaylamasını istiyor. Onun dışında ABD ile yaptığı anlaşmaya bir şekilde Rusya'nın da destek olması ya da bir ek anlaşmayla statünün daha netleşmesini istiyor Erdoğan. Ayrıca daha önceki açıklamalardan da biliyoruz ki Membiç, Kobani, Kamışlı gibi bölgelerden ya e, Suriye birliklerinin ve Rusya'nın birliklerinin çıkması oranın Türkiye'ye verilmesi bu olmazsa bile oraya yerleşecek olan Esad güçlerinin ve Rusların YPG'yi oradan atmasını istiyor muhtemelen bu konuları gündeme getirecek e, Erdoğan. Peki Putin'in hazırlığı ne? Onun hazırlıkları da çok çok önemli. Belki daha önemli çünkü Türkiye'den bazı talepleri olabilir bölgenin oyun kurucusu. Harekata karşı olduğunu söyledi Rusya. O harekatın bir şekilde kısa süre içinde sonuçlanmasını istiyor. Yabancı askerlerin Şam tarafından çağrılmayan yabancı askerlerin bölgeden çıkmasını istiyor. Bugün Putin'in temsilcisi Peskov'un ilginç bir açıklaması vardı. E, yabancı askeri birliklerin Suriye'de kalması kalmaması konusunun o ülkenin resmi yönetimiyle yani Esad yönetimiyle ilgili bir konu olduğunu söyledi. Esad'a bağladı konuyu. Onun dışında Suriye'de e, Suriyeli Türkiye'nin barışmasını istiyor Rusya ve bu konudaki açıklamalarını giderek sıklaştırıyor biliyorsunuz Adana mutabakatı sık sık Rusya tarafından dile getiriliyor en yani ilk ilk olarak bu yılın başında Ocak ayında Putin tarafından dile getirilmişti Belki de bu anlaşmanın tekrar elden geçirilmesi talep ediliyor İşi de karşı Türkiye'den net bir tutum bekliyor Rusya lideri ve Kürtlerin bir şekilde Anayasa çalışmalarına Suriye Anayasa çalışmalarına katılmasını istiyor. Ona uygun bir formül yaratma peşinde çünkü Cenevre'de ayın 30'unda, Ekim'in 30'unda bir anayasa toplantısı var. Onun dışında biliyorsunuz Batı ile e, Türkiye arasındaki ilişkilerin gerginleşmesi, Batı bloğunun altının bir anlamda oyulması Putin açısından her zaman temel amaçlardan biri. Bu tür görüşmelerde sürprizler de olabiliyor. Bazen örneğin bir askeri uçak satışı, bir e, silah satışı ya da söz gelimi e, Sinop nükleer santralinin Ruslara verilmesi vesaire. Buna benzer herhangi bir gelişme olursa Buna pek fazla şaşırmak mümkün olmayacak. Son olarak iki iddiayı da eklemek istiyorum bu konuya. Bugün dile getirilen iki iddia Murat Yetkin sitesinde bir iddia öne sürdü. Ona göre bu 17'sindeki 17 Ekim'deki Türkiye ABD anlaşmasına Rusya'nın da destek verdiğini söyledi. İkinci iddia bizim sitemizdeydi T24'te. Metin Münir enteresan bir yazı yazdı ve bu yazıda Kürtlerin aslında ABD'ye çok da fazla güvenmeden bir yıl kadar önce Esat'la barışma kararını aldığını ancak bunu uygulayamadığını çünkü ABD'nin bunu uygulamasını engellediğini söyledi. E, Metin Münir'in yazısı enteresan. Şimdi bu gelişmeler var iken bölgeden gelişmeler varken, e, daha doğrusu Soçi'de bunlar konuşulurken Türk ve Rus liderleri Suriyeyi ele alırken Suriye devlet başkanı Esat ne yapıyor? Çok enteresan bir hamle oradan geldi. Esat Fotoğrafta da gördüğünüz gibi İdlib'e gitti tartışmalı İdlib'i üstelik ilk kez ziyaret ediyor Esad ve bu görüşmelerde herhalde Soçi'deki görüşmelerde gündeme gelecek geleceğine kesin gözüyle bakılan İdlib'de bir tür meydan okuma denemesi olarak da alabiliriz. Şimdi az önce Adana mütabakatından bahsettik 1998'de imzalanmıştı ve 2010'da da adı değiştirilmişti tekrar gözden geçirilmişti. Niye bu mutabakat, mutabakat bu kadar sık gündeme geliyor bunu Rusya uzmanı Aydın Sezer'e soracağız. Aydın neden Adana mutabakatı gündeme geldi yeniden ve bu anlaşmanın güncel önemi nedir? Uzun süreden beri Putin'in Erdoğan'la esatı barıştırmak için Adana mutabakatını gündeme getirdiğini biliyoruz. Bu mutabakata atıfın temel nedeni Türkiye'nin Suriye kaynaklı terör tehditine karşı Suriye topraklarında 5 kilometre derinliğe kadar bir güvenli bölge oluşturma hakkına sahip olması. Ancak ben Putin'in Adana mutabakatını gündeme getirmesinin asıl nedeninin Suriye'de savaşın sonuna doğru yaklaştıkça barış süreci çabaları hızlandıkça artmakta olan İran-Rusya rekabetinde Türkiye'nin bir anlamda Esad'a da alan açabilecek şekilde İran'ın etkisini kırmak üzere devreye girmesi ve Rusya ile birlikte işbirliğine yönelik çabalara destek olması arzusu olduğunu düşünüyorum. Aydın'ın e, anlaşmayla Adana anlaşmasıyla İran arasında ilişki kurması enteresandı da gerçekten. E, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında Astana sürecinin ortağı olan İran'a yönelik eleştiriler dile getirildi. Getirdi. Bir İran'dan gelen bazı açıklamalar bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. Erdoğan'ın İranla ilgili sakındığı tavırları tüm dünya bilir. Ve biz bütün bu tavrı her şeye rağmen yaptık. Ama İran'dan maalesef bazı çatlak sesler çıkıyor. Sayın ruhani'den değil. Sayın ruhani'nin yanındaki mesai arkadaşlarından ziyade bazı çatlak sesler çıkıyor. Tabii bunları başta sayın ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Evet bölgenin önemli bir siyasi aktörü de ABD. ABD'den gelen haberlere bakacak olursak Dışişleri Bakanı Pompeo ilginç bir şey söyledi, ilginç bir açıklama yaptı. Bir televizyon kanalında Kuzey Suriye'de gerekirse güç kullanabiliriz dedi. Başkan Trump ise Amerikan askerlerini Suriye'den çekmek istediklerini dile getirdi. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo CNBC kanalında Türkiye'nin harekatını değerlendirirken Başkan Trump'ın gerekirse güç kullanabileceğini söyledi. Bu sözler gerekirse Türkiye'ye karşı güç kullanırız şeklinde yorumlamaya açıktı. Daha sonra yapılan açıklamalar Türkiye'nin kast edilmediği yolunda oldu. Öte yandan ABD Başkanı Trump YPG ile Türkiye'yi bir kez daha oyun parkında kavga eden çocuklara benzetti ve Amerikan askerlerini Suriye'den çekmek istediğini dile getirerek şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı dedi. İç politikada bu harekatın yansımaları nedir biliyorsunuz. Bugün salı Ankara siyasetinin en konuşkan günü. Mecliste siyasi liderlerin konuşmaları vardı yine bugün. Bu konuda T24 Ankara temsilcisi Gökçer Tahincioğlu'na başvuralım. Ee, neler konuşuldu? Ankara'nın siyasi gündemi nedir? Evet Gökçer. Ankara'da siyasetin gündeminde Barış Pınarı Harekatı'nın 5 gün süreyle durdurulması yönelik Amerikan heyetiyle yapılan anlaşma vardı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a yazdığı büyük tartışma yaratan mektubu anımsattı. Daha sonra bu mektuba rağmen nasıl Amerikan heyetiyle görüştüğünü sordu. Sen de İncirli'nin kapısına, Küreci'nin kapısına kilit vursaydın, operasyonu sürdürseydin nasıl orada devam ettirdin dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aynı mektubu konu aldı, e, ateşkesten ziyade mektubun üzerinde durdu ve sizde nasıl bir mide var ki e, bu mektubu hazmettiniz, bu mektuba rağmen Amerika heyetiyle görüştünüz e, diye sordu. Kılıçdaroğlu Erdoğan önceki açıklamalarını anımsattı ve e, bu açıklamalara rağmen neden bu görüşmeyi yaptın diyerek 7 tane soru yöneltti. Neyden korkuyorsunuz, neyden çekiniyorsunuz diye. E, Barış Pınarı Harekatı'na yönelik tezkere konusunda partilerden farklı sesler vardı ama mektup konusunda ve Amerikan heyetiyle yapılan görüşmeler konusunda İyi Parti ve CHP'nin ortaklaştığını söylemek mümkün. Ankara artık siyaset e, Soçi'deki görüşmeden Rusya'dan gelecek haberlere odaklı durumda. Evet Gökçer'in de dediği gibi harekat meclis kulislerinde siyaset dünyasında ciddi etkiler yaratmışa benziyor. Aslına bakarsanız bu harekatın başlamasıyla birlikte iç politikada dengeler yerinden iç politikada dengeler değişti. Genel olarak izlenim iktidarın konumunu güçlendirdiği yönde ve muhalefet cephesi zayıflamış görünüyor ve bölünmüş görünüyor. E, yerel seçimlerle birlikte biliyorsunuz Türkiye'nin gündemi değişmişti. E, güçler dengesi değişmişti. Şu an o hava e, hiç ortalıkta görünmüyor. Millet ittifakı ortalarda yok gibi. CHP biliyorsunuz harekata içi yana yana destek vermişti. Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alıntı yapıyorum. Net bir tutum ortaya koyamıyor. Bir taraftan destekliyor, bir bir taraftan bazı unsurlarına karşı çıkmaya çalışıyor. CHP içinden bazı milletvekilleri örneğin Türk-Amerikan anlaşmasını yorumlarken Türkiye istediğini aldı diyebiliyor. Bazı milletvekilleri ise bu anlaşmanın gerçekleşmesinde Amerika'nın bazı şantajlarının örneğin Halkbank'la ilgili şantajlarının e, gündeme geldiğini, önemli rol oynadığını söylüyor ve Amerika'ya güvenemeyeceği, güvenilmeyeceği yorumunu yapıyor. İyi Parti biliyorsunuz o da biraz zor durumda ama daha net bir destek veriyor harekata. HDP'ye gelince millet ittifakını seçimlerde dışarıdan destekleyen HDP'ye gelince artık HDP'nin siyaset sahnesinde bulunması, bir şeyler yapması neredeyse tümüyle engelleniyor gibi biliyorsunuz. Sürekli o haberleri izliyoruz. Belediyeler kayımla, kayımlarla elinden alınıyor HDP'nin. Belediye binaları kuşatılıyor, açıklama yapılmalarına izin verilmiyor. Ve tabii ki bu arada HDP Millet İttifakı'ndan da iyice uzaklaşmış oluyor. Bugün Bekir Ağırdır'ın Murat Sabuncu ile yapılan söyleşisinde söylediği bir şey vardı. Artık bir daha CHP Kürtlerden destek alamaz demişti Ağardır. Evet bütün bunlar olurken HDP cephesinde neler oluyor? HDP ile ilgili son gelişmeler neler? dün 4 kayıtlar, tane HDP'li belediye başkanı ve Van'ın Erciş ilçe belediyesine kayyım atandı. Kayyım Atan'ın HDP'li belediye sayısı 12 oldu. Gözaltılar da sürüyor. Van Erciş Belediye Başkanı Yıldız Çetin, HDP Sakarya İl Eş Başkanı Nahide Doğan gözaltına alındı. Dün de Diyarbakır'ın Kayapınar, Kocaköy ve Bismil İlçe Belediye Başkanları gözaltına alınmıştı. Ve çok yeni bir haber. 31 Mart seçimlerinde %63 oy alan, yerine kayyum atanan ve dün gözaltına alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı tutuklandı. Ee, gelelim e, Türkiye içinden e, bir kanayan yaraya, önemli bir sosyal e, konuya. Bir kız çocuğunun e, 35 yaşında bir adamla evlendirildiği dini nikahla evlendirildiğine ilişkin görüntüler ortaya çıktı ve olayın ayrıntıları bugün gündeme döküldü. İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu bir süre önce emniyete ev sahiplerinin 35 yaşındaki oğlu Cafer Ç tarafından tecavüze uğradığını söyleyerek şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine şüpheli gözaltına alınmış ve çocuğun yaşının ailesi tarafından 17 olarak söylendiğini belirtmişti. Cafer Ç, 5 ay önce ailesinin de rızasıyla imam nikahıyla evlendirildiklerini iddia etti. Kız çocuğu ve ailesi ise ifadelerinde Cafer kendilerini tehdit ederek kızlarını kaçırdığını söyledi. Şüpheli Cafer Ç, reşit olmayan kişiyle birlikte olmak gerekçesiyle tutuklandı. Gelelim kısa haberlerimize. Öncelikle e, otobüs duraklarında yapılan bir ırkçılık denemesine gelelim. Konya'dan bahsediyoruz. E, Konya'da e, Saadet Partisi Gençlik Kolları, Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı tarafından e, belediyeye ait otobüs duraklarında e, bu tür fotoğrafta gördüğünüz türden e, Hristiyanları, Yahudileri dost edinmeyin türünden e, ırkçı afişler e, yapıştırıldı. Bu gelen tepkilerden sonra toplandığı söyleniyor, konunun meclis gündeme getirildiği söyleniyor ama iktidara aday olduğunu söyleyen bir partinin, Saadet Partisi'nin gençlik kolları adından bunun yapılması enteresan. Görebildiğim kadarıyla son ana kadar Saadet Partisi'nin herhangi bir açıklama yoktu. Bir başka kısa haber, saraya mal ve hizmet alımı için verilen para yetmedi. 1.1 milyar TL Ödenek verilmişti ama şu anda daha doğrusu Ağustos ayında 1.2 oldu bu. Önümüzdeki yıllarla ilgili ödeneğin de 1.6 2020'de 21'de 1.7 vesaire e, durmadan artırılacağı haberleri geliyor. Bunun açıklaması da basit. İtibardan tasarruf olmaz. E, Ç Behzatçe e, acaba bitiyor mu böyle bir? Söylenti çıktı. Daha doğrusu böyle bir iddia dile getirildi. TV ile anlaşamadığı ve projenin durduğu söyleniyor ama ekleniyor en azından sosyal paylaşım sitesinde gördüğümüz bu. Belki birkaç gün içinde durum değişebilir. Bir tane de spor dünyasından haberimiz olsun. Enteresan bir haber. 20 saniyede kırmızı kart görmek mümkün mü? Meğerse mümkünmüş. Bu haber de Konya'dan. Konyaspor Malatyaspor maçında Konya'nın kalecisi Serkan Kırıntılı 20. saniyede ceza sahası dışında eliyle müdahale ettiği için e, oyundan atıldı. Bu bir rekordur diye düşünmüştüm ama bakınca dünyada daha kısaları da varmış. 2. saniyede kırmızı kart gören varmış. Artık daha yeni rekor ne olacak bilmiyorum. Herhalde maç başlamadan kırmızı kart görmek olabilir. Ve e, iki kısa videomuz var. Gösterilerle ilgili dünyanın kaynayan bölgeleriyle ilgili, protesto gösterileriyle ilgili. Birincisi Azerbaycan'dan. Yolsuzluk protestosu ve şu görüntülere bakın. Herhalde çok fazla bir şey demeye gerek yok. Bununla ilgili başlığımız iki millet tek devlet alışkanlığı. Ve son kısa haberimiz ve bültenimizin son haberi Lübnan'dan gelecek. Lübnan'da biliyorsunuz bir haftadır aşağı yukarı protesto gösterileri var. Hükümetin vergi zamlarına yönelik şiddetli protestolar yapılıyor. Olaylar çıkıyor. E, protesto deyince tabii ki bunlar gürültülü olur. Gürültü de çok fazla ve yakından olduğu zaman bebekleri ürkütür. Protestocular bunu görünce bebeği yatıştıracak bir şarkı, bir bebek şarkısı söyleyerek o bebekten özür dilemeyi seçiyorlar. Evet bugünkü kısa haberlerimiz ve bugünkü manşetimiz böyle. T24 manşeti izlediniz. Yarın aynı saatte saat 17'de T24'te YouTube kanalımızda Daily Motion'da Facebook'ta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.